Herkese selamlar sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2024 yılı için sizlere bir tarot okuması yapacağım. Yılda bir defa aylık değil, haftalık değil, günlük değil, yıllık bir bakım. Şimdiden tüm güneş yükselen ay burcu akrep olanlara sağlık, huzur, bolluk, bereket ve mutluluk diliyorum. İsteyenlere aşk ve başarı da dilerim. Güzel bir yıl olsun arkadaşlar. Pozitifler gelsin. Sadece pozitifler açız. Negatifler gitmek istediği yere gidebilir. Dönecekse de pozitife dönerek gelmesine de niyet edelim. Güneş yükselen Ay Burcu. Akrep olanların en yüksek hayır ve niyetlerine. 2024'te Akrep Burçları'nı Neler bekliyor? Hangi yenilikler var? hangi mesajları net olarak alacaklar? Hangi insanlar geliyor? Özellikle 2024 için gündeminiz nedir? Güneş yükselen ay burcu akrep olanların bu videoyu izleyip beğenen, abone olup yorum yapan, güzel yorum yapan herkesin bu bakımdan en yüksek şifayı almasına ve en doğru en gerçek rehberliği almasına niyet ediyorum. Bakalım bu yıl neler var. Arkadaşlar bol bol gezme, kafa dinleme, sevdiğiniz insanlarla beraber olma durumlarınız söz konusu. Yani oh be şükürler olsun sıkıntılı insanlardan onlara tamah etmekten, onların nazında niyazında dönmekten kurtuluyor muyum? Evet. Bu dönem arkadaşlar 2024 yılı aşk yılı, sevgi yılı, mutluluk yılı. illaki yani aşk olacak değil sevgi de olabilir bu dönemde bir insan der ki ya herkes eşit konumda bu iş konusunda ama ben seni çok sevdim. İşte bu sizi herkesin önüne atar. Ben sana kızardım ama seni çok seviyorum. O yüzden sana bir şey demeyeceğim. Hadi bakalım. Çok tatlısın. Çok seviyorum seni. O yüzden senin bu hareketlerin, işte inatçılığın bile bana çok tatlı geliyor. Yani birçok şeyden bakın bu sevgi durumu sizi sıkıntılarına, olabilir hayatta sıkıntılar oluyor. Sizi kurtarabilir. Sizi diğer insanların önüne atabilir. Demek ki genel olarak zaten akrep burçları çekici burçlardır. Yani öylesiniz arkadaşlar. İnkar etmeyin. Bu 2024'te biraz da tatlı, sevimli, Hoş bir adam, hoş bir kadın olmayla birleşmesiyle e, tatlısınız, seveceksiniz, kahkala atarsınız yani eğlenceli de insanlarsınız. 2024'te insanlar buna çok dikkat ediyor. Hem aşk hayatında, hem aile yaşantısında, hem arkadaşlar arası iş bir seçim durumu varsa şayet mülakat tarzı genel olarak bunlar size ön plana çıkan durumlar. Onun haricinde önceki zamanlardan biraz daha evet aynı buradaki gibi derin sessizlik, biraz daha hani susmak değil. Bağırmanıza gerek yok. Kimseyle inatlaşmanıza gerek yok. Kimse için kafanızı yormanıza gerek yok. Kimse için endişelenmenize artık o kadar gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ya sağlıkla ilgili çok endişeleniyordum. Ya Allah sağlık versin. 2024'te düzelecek belki. Bunun için artık çok fazla endişelenmene gerek kalmayacak. Ya çocuğumun evliliği, kendi evliliğim, işte iş, güç, şunun bunun için ben çok endişeleniyorum. Ya 2024'te belki bunlar düzelebilir ve sen artık o konularda endişelenme için biraz daha sakin, biraz daha rahat kafan, daha dingin bir şekilde 2024 yılını kafa biraz dinlediğin yıl olarak geçirebilirsin ve arkadaşım ne diyor burada? İki bacaklı dünya. Yani alemden aleme, oradan oraya geziler. Zaten gezmeyi seversiniz. Çeşitli turlara katılırsınız. İşte tren gezileri yaparsınız. Denizlere gidersiniz, bir şeyler yaparsınız. Yani bu 2024 yılında durduğunuz yerde durmuyorsunuz. Çok farklı yerlere gidebilirsiniz. Aynı zamanda beraberinde tabii ki yabancı insanları, yabancı kültürleri, yabancı paraları, yabancı para birimlerini, normalde bir yatırımınız varsa farklı yatırımlara geçme durumlarını beraber getiriyor. E, i̇lişkilerde bile arkadaşlar ya ben sadece şu tipte insanlarla birlikte olurum, sadece o insanları tercih ediyorum derken bu dönemde farklı insanlar, farklı iş durumları karşınıza çıkabilir. Yani farklı farklı olaylar, farklı farklı insanlar, farklı paralar gündemde var. Şimdi arkadaşlar dönemde söylediğiniz her şey ki her zaman öyle ama 2024'te bu daha da ayukaya çıkıyor. Söylediğiniz her şey sizin hayatınıza sihirlidir. Bunu benden daha önce de duymuşsunuzdur. Kelimeler sihirlidir. O değneği nereye salladığınıza çok çok dikkat edin diye her zaman söylüyorum. Ve bu dönemde de bakın sihirli. Sözleriniz sihirli, yaptıklarınız çok e, güzel görünüyor çok güzel sonuçlar sizlere getirebilir. O yüzden diyor ki sen sözlerine güven. Ağzınızdan güzel laflar çıkıyorsa ki çıkmalı nasıl hangi kelimeleri kullanmalısınız nasıl olmalı zaten söyleyeceğim burada var. Söylerseniz evet onu hayatınıza çekersiniz. Çünkü iyi düşünün iyi olsun. Hani bir şeyi 40 kere söylersen olur derler ya. Aynı öyle. Yani İlla ki bunun spiritüel bir manası olmasına gerek yok. Ta atalarımız söylemiş. Yani boşuna söylememişler demek ki. Var bir yaşanmışlık. O yüzden iyi şeyler söyle. Bir şeyi 40 kere kötü söylerseniz kötü de olur. Yani bu kılıç size de gelebilir. Başkasına da gelebilir. Bunun ne tarafa söylediğinize, ne söylediğinize, ağzımın kenarından bela çıktı birisine, hak etti. Bilemeyiz hak etti, hak etmedi. Belki Allah'ın sevgili kulu bilemeyiz. O yüzden öyle bela kumalar, yani küfür müfür dikkat etmekte çok çok fayda var. Sizi bulmasa bir yakınınızı bulabilir. Dikkat etmekte dediğim gibi fayda var. Özellikle uyarıyor. Şimdi diyeceksiniz ben neler söylemeyeyim. Birincisi arkadaşlar denge sanatı diyor. Yani hayatta Kendinize en başta dikkat edin. Sizin dengenizi bozan kim var? Ne var? Hangi harcamalar dengenizi bozuyor? Kimin hareketleri ya öyle laflar söyledi ki benim dengeme bozdu ya hayatıma öyle bir girdi ki dengelerim şaştı. Diyoruz ya bu yüzden bu dönemde hayatınıza gelen, giden insanlara dikkat etmeniz önemli olacaktır. Seçimlerinize dikkat edin. Çünkü seçimleriniz de aynı şekilde sizin maddi manevi dengenizi bozabilir. Sadece sizin bakın. Halinde bir kişi öyle bir seçim yapar ki sizden habersiz gider bir iş yapar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle bir iş yapar ki bütün ailenin maddi manevi aile içi dengeleri o paya kaldırıverir yani yaptığı harekette. Öncelikle buna dikkat etmek gerekiyor. Ne demek ki söylediğiniz iyi lafların içerisinde aman işte tadımız kaçmasın gibi olacak biraz ama evet inşallah güzel şeyler olur. Bakın tadımız kaçmaz değil. Burada olumsuzluğu çağrıştırmadan, olumsuz kelime kullanmadan şu şekilde yani. Her zaman dengeliyim. Ailemle uyum içerisindeyim. Maddiyatımla uyumluyum. Artan maddiyatımla uyumluyum. Kendinizi bakın uyumlamanız ve böylelikle de o alanda bir denge sağlamanız önemli. Laflarınıza, sözlerinize dikkat edeceğiniz şey bu. İkincisi arkadaşlar bu kartta şöyle bir şey var. Dışarıdan bana bakıldığında nasıl görünmek istiyorum? Dışarıdan bana bakıldığında ben zengin görünmek istiyorum. Güzel görünmek istiyorum. Yakışıklı görünmek istiyorum. Harika görünmek istiyorum. Başarılı desinler. Ya benim için gördüklerini aa şu şeyin kızı değil mi? Şu şeyin oğlu değil mi? Annesi babası şu değil mi ya? Valla işte çoluğu çocuğu kendisi işte şöyle bir paraya konmuşlar. İşe girmişler, torunu olmuş, evlenmiş yani sizinle ilgili ne söylesinler istiyorsanız biraz daha sözlerinizi mesela ona göre uyumlamanız önemli olacaktır. Zaten bu aklınızda inşallah hayırlı olacak şeylerle o güzel kelimelerinizi, sihirli kelimeleri birleştirdiğinizde hayatınızda bir denge olmaması zaten kaçınılmaz. Yani o dengeyi öyle de böyle de yakalarsınız diyorum. Şimdi arkadaşlar etliye sütliye bulaşmıyorsunuz. Biraz akrabalar, Ile ya da size ters gelen arkadaşlıklar varsa yani bir arkadaşım var o kadar küfür ediyor ki o kadar herkesin dedikodusunu yapıyor ki yüzüme karşı bile yani o kadar patavatsız ki e, ya da eşi olsun şu olsun bu olsun o kadar yani tersiz ki aslında yani nasıl arkadaş olup nasıl arkadaşlık ediyoruz hiç bilmiyorum dediğiniz bir insan varsa ya ben bu insanlarla sırf bir zamanında birileri evlendi diye akraba olmak zorunda değilim. Ya illaki değişti ama görüşmeyi kesiyorum ben bu insanlarla görüşmüyorum. Kardeşim olabilirsin ama bana kazık atıyorsun. O yüzden ben senin sürekli hatalarını affedemem. Bunu çok dibinizdeki insana bile söyleyebilirsiniz. Ben artık senden kendimi kurtarıyorum. Ben artık seninle köklerimi koparıyorum. Ne sen gel ne sen gel. Hiçbirinizle görüşmüyorum. Bir para içinde katlanılacak insanlar değilsiniz deyip bir değişim durumlarınız olabilir. Bu bir özellikle de bu biraz da arkadaşlar yılın böyle ortalarına doğru yani Haziran, Mayıs'tan önceye birazcık kalabilir bu bir. İkincisi kavganın üzerinden uçmak. Şimdi bir şeyleri çok net gözlemliyorsunuz. Ee, uzaktan bakıyorsunuz. Yani uzaktan da onun sesi hoş gelir. Yakına gidince sizi rahatsız eder. Bu dönemde birileri kavga edebilir. Birileri bağırıp çağırabilir. Birileri Aa, bilmem kim beni aldattı ben boşanacağım ne diyorsun kimin tarafını tutuyorsun. Hiç hiç şey yapmayın bakın ne diyor kavganın üzerinden uçmak. Ben bilmiyorum sizin bileceğiniz karı koca olan sizsiniz. Ya hiç karışmayın. Bu sefer yarın bir gün onlar barışır. E sen zaten onun tarafını tutmuşsun. Evet sen taraf tutuyorsun. Hadi git. Olabilir. E, taraf tuttuğunuz için sonra siz suçlu olabilirsiniz. Onlar barışır. Siz dışarıda kalırsınız. Hani kavgada araya karışan dayak yer ya. O yüzden bu dönemde arkadaşlar hiçbir şeye karışmayın. Yani kendiniz tabii ki aile yuva konuları ile ilgili değilse böyle çok fazla birilerinin aman arasını yapayım ara buluculuk yapayım gibi olaylara çok fazla girişme sizler için önemli olacaktır kendi hayatınıza lütfen bu dönemde bakın aynı zamanda bir yerde bir sorun görüyorsanız bir yerde bir problem olduğunu düşünüyorsanız ya burada bir olay var yakında patlak verecek gidebiliyorsanız oradan gidin orada çok fazla bu dönem içerisinde kalmayın diyorum. Bir de sevgili arkadaşlar bu dönemde tabii ki kartalın gözleri nedir? Çok nettir. Çok görür yani metrelerce tepelerden uçuyor ve avını oradan bile izleyebiliyor. Ee, ta ki e, zamanı geldiği an o avını kapacağı an değil mi? Hemen böyle üzerine doğru hücum ediyor ama o ana kadar bekliyor. Şimdi sizin o ana kadar bekleyişiniz zaten 2024 yılına kadar işte okul olsun, iş olsun, aşk olsun bir şeyleri izlemişsiniz, görmüşsünüz, yaşamışsınız. Etrafınızdaki insanın yaşadıklarından ders çıkarmışsınız, izlemişsiniz. Şimdi 2024'te onlar sizi izleyebilir. Siz bakalım nasıl yapıyorsunuz Avanıza yani istediğiniz işe, aşka, eğitime, gideceğiniz yerlere nasıl gidiyorsunuz, nasıl böyle bir anda bakın Kartal da aylarca senelerce izlemiyor. Tak diye bir anda geliyor. Avını yakalıyor. İşini bitiriyor. Çünkü zaten onun hesaplamasını yapmış oluyor. Sizler de aynı şekilde maddi manevi olarak hesaplamasını yaptığınız şeyleri artık 2024 yılında gerçekleştirebilirsiniz. Hayırsever, hayır hayırsever arkadaşlar burada yardım demek aslına bakarsanız. Çevrenizde sizi gerçekten sizin, sizin seven, sizin yükselmenizden rahatsızlık duymayan, çok nadirdir böyle insanlar. Sizin yükselmenizden hiçbir şekilde rahatsızlık duymayan, tam tersine memnun olan, çok sevinen e, insanların olduğu bir dönem var ve size gerçekten yardım edebilirler. Buradaki hayırsever sizsiniz. Demek ki arkadaşlar maddi, manevi anlamda yani genel olarak maddiyatınızda da bir artış olabilir diyebilirim. Bir an için videoyu kestim ama aa videoyu kestin diyenler işte o üstte iyi güzel kartlar koydun diyenler olabiliyor. Beni takipçilerim demiyor ama dışarıdan gelenler <laughs> bazen diyebiliyor. O yüzden kartları yine de karıştırayım Kusura bakmayın bazen öksürüyorum bir şey oluyor. Dinletmek de istemem yani onları. Şimdi arkadaşlar biraz koşu bandından inseniz mi? Yani ne zamandan sonra? Biraz daha Temmuz'dan sonra. Biraz koşu bandından inin. Biraz kendinize böyle bir dönün. Yani nasıl söyleyebilirim? Kendinize biraz daha bakmanız gerekiyor. O kadar Hayat devam etmeli, koşturmalıyım, o kadar emek vermeliyim, aman çoluklarım, çocuklarım, ailem her şey dengede olmalı ve bu dengeyi yalnızca ben sağlayabilirim gibi çok fazla koşturuyorsunuz. Birazcık o koşu bandından işte inin ki zaten hayatınıza da o koşu bandından inmeniz için tatlı tesadüfler olabilir. Yani biri size bir şey sordu, bir şey oldu diye inmezsiniz kendi düzeninizi bozmazsınız. Ama önemli bir insan geldiğinde o koşu bandından inersiniz. Demek ki sizi bu koşu bandından indirecek. Demek ki bu hayatta çok çalışmanın, çok mücadele etmenin işte oradan sizi indiren tatlı bir tesadüf bakın kötü bir şey oluyor ondan iniyorsunuz, düşüyorsunuz demiyorum. Demek ki güzel bir olay oluyor ki sevgili arkadaşlar siz o koşu bandından iniyorsunuz birazcık bazı insanlara sizi yaralayan, zedeleyen insanlara hem ara veriyorsunuz bu bir. İkincisi bakın hareketsizlikten çıkma. Bu hareketsizlikten çıkma kartı şöyle bir durumu var. Yani insanlar hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi algılayabilir. Ama aslında öyle değil. Bu kartın anlamında aslına bakarsanız şöyle bir durum da var. Diğer kartlarla bağlantılı olarak söyleyeyim. Size ne yapıyorsunuz diye sorduklarına hiçbir şey yapmıyorsun bile denildiğinde Güneşe bakarak deyin ki güneşin batmasına yardım ediyorum. Yani hiçbir şey yapmasan bile mutlaka kendimce zihnimde ben bir şeyler yapıyorum. Diğer insanlar bunu anlamayabilir. Hı ne diyorsun ya anlamıyorum seni diyebilirler. Bırakın anlamasınlar. Biraz kendinize odaklanmanız gerekiyor. Çok fazla başkaları için, aile için, yuva için, ders için, onun bunun için o kadar çok heder olmuşsunuz ki, o kadar çok emek vermişsiniz ki kendinize hiç hiç zaman ayırmamışsınız ve hep yaralanmışsınız. Yani takdiri de muhtemelen çok fazla görmemişsiniz. Sağ ol. Sağ ol deme ya. Kalk bana bir çay yap, bana bir şeyler getir. Bak o kadar yardım ettim, o kadar emek verdim. Bir bir şey ısmarla, bir şey yap yani. Sadece Aa, sağ ol. İşte sağ olmuyor, yetmiyor yani. Bir şeyler istediğiniz etkiyi alamamışsınız hayattan, insanlardan özellikle. Bu dönemde kendinizi onarıyorsunuz. Bedenen, zihnen, ruhen iyileştiğiniz, kendinize de bakın küvettesiniz o oh, mis gibi kendinize biraz daha zaman ayırdığınız bir sürecin içerisindesiniz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar çağrıyı geri çevirmek. Şimdi çağrıyı geri çevirmek şöyle bir manası var. Eğer ki çok fazla insan ya kusura bakma benim evde işim var bana bazı insanların çamaşırının bilmem neyinin işinin parasının gücünün sorumluluğu yüklendi. O yüzden ben sizin çağrınızı reddediyorum. İşte evden izin vermiyorlar okula gidemem. Evden izin vermiyorlar şehir değiştiremiyorum. Şuradan izin alamıyorum. O yüzden isteğimi, hayalimi, niyetimi ben gerçekleştiremiyorum. Param var ama bana izin vermedikleri için ben hayatın, kaderin, ömrün bu çağrısına hiçbir şekilde ben cevap veremedim. Hep geri çevirmek mecburiyetinde kaldım. O yüzden de hep hareketsiz, hiçbir şey yapamamış. Yani beni çok engellediler. Sonra da niye hiçbir şey yapamıyorsun? Niye bir şeyde başarılı, becerikli değilsin dediler. İşte şimdi arkadaşlar sizin biraz daha kendinize zaman ayırdığınız, kendi hayatınızı, kendinizin yönettiği bir sürece artık yani giriş yapıyorsunuz. Baya baya giriş yapıyorsunuz. Tekrar kartlarımı karıştırayım. Normalde karıştırmıyorum. Yani hiçbir videoda pek böyle karıştırma olayı yapmadım ama dediğim gibi e, öksürdüğüm için videoyu kestim. Kestiğimde de kartları değiştirdiğimi düşünerek bazen olabiliyor. Kart fırlıyor. Sen yaptın. Oluyor. O yüzden ben yine de karıştırayım. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Aman efendim aman efendim. Yeni başlangıç. Ya başlangıçlar var arkadaşlar. Bakın en başta başlangıç kiminle başlar? Sizinle başlar. Siz değişirseniz etrafınızdaki insanlar değişir. Bakın annenin hali tavrı bile değiştiği zaman evin içi ya gerginleri ya çok mutludur. Değil mi? Aynı şey sizin için de geçerli. Annesiniz, babasınız, çocuksunuz bilemiyorum. Ama sizin hareketleriniz haneyi değiştirir. Sizin aldığınız maddiyatla ilgili kararlar, maneviyatla ilgili kararlar, evin kuralları, kendi hayatınıza ilgili aldığınız kararlar bile evi komple değiştirir. Ben bundan sonra işe gitmeyeceğim, ben bundan sonra bunu yapacağım, bunu yapmayacağım demeniz bile bütün evi dize sokabilir. Yani böyle bir sıraya dizebilir aslında o anlamda söylemek istedim. E, yaptığınız şeyler herkese etkiliyor. Ve öyle bir başlangıç ki arkadaşlar, şimdi başlangıç yaparsanız çok şanssız biter. Ama bir de öyle bir başlangıç var ki arkadaşlar, herkes tarafından gerçekten desteklendiğiniz zaten eril bir enerjisiniz. Ve bu eril enerji özellikle sizi güneş yükselen ay burcu, balık olanlar ve akrep diyeceğim ama akrep zaten sizsiniz. Kendinizi zaten desteklersiniz en baştan ve bir balık burcu tarafından da yine aynı şekilde desteklenebileceğiniz bir dönemin içerisine artık giriyorsunuz. Korkularınız varsa bu korkularınızdan uzaklaştığınız sıkıntının ağırlığının altında ezilmediğiniz. Önceki senelerde buna gücüm yoktu. Maddi manevi gücüm yoktu ama artık başlangıçlar için işte dil için, onun için, bunun için öğrenmek için, yapmak, görmek evlenmek bilemiyorum. Başka şeyler için hem maddi hem manevi hem de zihnen benim yani bunu yapabilecek mentalitedeyim. Maddi durumu da var çok şükür deyip güzel başlangıçlar yapabilirsiniz ve yaptığınız başlangıçlar arkadaşlar tamamen uzun zamandan beri düşüncelerinizin, yaptıklarınızın, çalışmalarınızın sonucunda aldığınız yani emeğinizin karşılığını aldığınız bir fırsat olarak görünüyor. Yani bir anda yaptım oldu bitti değil. Bayağı büyük çabalar sonucunda e, elde ediyorsunuz. Aslında yani şanslı değilsiniz. Kendi fırsatınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Kendinizi diğer insanlardan üstte görmek istiyorsunuz. Hep beni eziyorlardı. Biraz da ben onları ezeyim. Ya da en azından beni ezip geçen insanlar hangi mertebede? Ben de o mertebeye yükselmeliyim. İşte müdürler eziyor. Ben de müdür olacağım. Ha başkasını kalkıp ezeceğinizden değil. Ama kendinize böyle belirlediğiniz bir mertebe, bir makam mevki var. İşte herkes ev sahibi, ev sahibim beni eziyordu. Ben de ev sahibi olacağım gibi böyle kendinize belirli bir nokta belirleyip orayı kendinize böyle bir ayarlama durumlarınız olabilir ve arkadaşlar bağlantı çok önemli bir insansınız zaten ama bu dönemde önemliliğiniz daha fazlasıyla artabilir. Etrafınıza ışık saçtığınız bir dönemdesiniz. Bütün meyveler patır patır aşağıya düşüyor. Emekleriniz artık yemek, emekleriniz artık meyve oluyor. Yani yaptıklarınız artık meyvesini, emekleriniz artık meyvesini vermeye başlıyor. Ve tabii ki mücevher alın. Cevher ağı sizin çok değerli insanlarla yani iş bitirecek, iş verecek yani maddiyatı bilemiyorum iyi, kuvvetli, düzgün insanlarla yani mücevher çok değerli bir şeydir ve hem hem manevi anlamda değeri çok çok yüksek insanlarla, yüksek makamlarla işinizin, gücünüzün olması, o makamlarda tanıdıklarınızın olması, o makamlara yükselebilme durumlarını anlatıyor ve bağlantı. Eğer ki görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum, bir başlangıcımız olsun, fırsatımız olsun dediğiniz insanlar varsa aşk hakkında da yine aynı şekilde karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılar istiyorum. Bu bağlantıyı sağlarsınız. Eski partnerimi de şu anda aklımda bir birisi var. Benimle bağlantı kuruşunda Evet bu 2024 yılında istediğiniz bağlantıyı bu dönem içerisinde elde edebilirsiniz. Biraz daha Ocak-Şubat ayları bu güzel bağlantıların kurulması ile ilgili başlangıç dönemi olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.